One moment please. Anladım mı Arzu, ben hiçbir şey anlamadım. Yanlıyorsun. Ryza yani. Sip dedi ki demin. Kamboçya kedisi, gel buraya Kamboçya kedisi. Bunlar artık. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi birazdan Kamboçya'ya geçeceğim. Şu an Bangkok, Tayland havaalanındayım ve öncesinde size biraz bilgi vermek istedim. Bayağı yorgunum çünkü dün gece 1.50 uçuşuyla geldim diyeyim. Ben 14 saat açıkçası süreceğini düşünüyordum ya da öyle biliyordum, yani yanlış bir bilgi. Ama 8 saat 10 dakika sürdü. Yani 8,5 saate yakındı işte gelmemiz. Yalnız o ekonomi uçtum. Yani business'a yetmedi gücüm diyeyim. Ve çok zorladı beni. Hani uyuyamıyorsunuz. Mızmızlanmak istemiyorum ama zordu yani yolculuk. Ama iyi geldim. Türk Hava Yolları ile uçtum. İlla Türk Hava Yolları ile bu arada hani buraya uçmanız gerekmiyor. Bir sürü hava yolu var. Ama ben yıllardır hani bildiğim ettiğim diye vazgeçemiyorum. Şimdi de Bangkok Airlines galiba. Evet, hava yollarıyla da Kamboçya'ya uçacağım. Bu arada burası 34 dereceymiş. Yani Kamboçya özellikle, burası da bayağı sıcak. Ama ben sıcak insanı değilim. Sıcak çok sevmiyorum. Olsun, ama yine de tadını tabii ki de çıkaracağım. Canım arkadaşım Arzu'yla görüşeceğiz birazdan. Görüşürüz. Kamboçya'ya hoş geldiniz. İlk durağımız Phnom Penh. Buradan da Siem Reap'e geçeceğiz bugün. Telefonu böyle tutarken biraz tereddütlüyüm çünkü dün kapkaça uğradık. Dün geldim akşam buraya ve hani deli gibi açtım. Arzucuğum, canım da beni bekliyordu işte yemek yiyelim diye. Sonra direkt hani otele eşyalarımızı bıraktık, çıktık. Yolda yürürken arkadaşlar hani Google Maps'ten işte bakıyoruz ve hani nerede burası diye. Arzu da kendi telefonundan bakıyor, hani onun interneti Kamboçya hattı almış dün. İnternet kullanabilelim falan diye de bakarken böyle bir anda, burada her yerde zaten motorlar var. Bir anda böyle Arzu'nun elinden telefonu aldılar ve ben önden gidiyordum, o arkadaydı. Ve ondan sonra da hani ben ilk başta saçını falan çektiler sandım. Hani böyle çocuklar yapar ya, böyle hani çekerler. Öyle hani şaka yaptılar sandım. Böyle şey çığlık attı. Anlamadım. Bir arkamı döndüğüm gibi o koşuyordu zaten. O an hani bir de şokta olunca hani anlayamıyorsunuz ya. Neyse, peşinden deli gibi koşturduk. Yani anlatamam. Ben zaten böyle bir şeye girdim. Sadece koşuyorum. Tabii o da yani ikimiz de deli gibi koştuk ama yakalayamadık. Motorlalardı. İki çocuk yani, hani çalan böyle önde olandı, kasketli bir işte motor kasketi. Neyse, sonra tuktuklar var burada işte, onunla hemen atladık ama çok iyi İngilizce konuşmuyor kimse. O yüzden de böyle hani gidin falan filan, hani orayı burayı bütün böyle dolandık 10-15 dakika herhalde. Arzu zaten titriyor hani ve ben böyle bir şey hiç yaşamadım. Tabii ki de bu her yerde olabiliyor ama ne bileyim, yani birinin başına gelince gerçekten anlıyorsunuz. Hani duygu hallerim, şu an gülüyorum, hani bir an ağlayabilirim falan. Kusuruma bakmayın diyeceğim. Yani gerçekten çok kötü oldum. Her neyse, dün bayağı zorlayıcı geçti. Hani size anlatmam bunun mümkün değil. Çok fakir bir ülke. Kesinlikle gelip görmenizde fayda var. Yani bir olay oldu diye aman bu böyle bir ülkede demeyeceğim. Bu kadar sığ bir insan zaten değilim ama
Dikkat edin arkadaşlar, çünkü gerçekten yani neler gördüğümü anlatamam ve onları dün o şokla zaten dün hiçbir şey çekemedim. Hatta vlog çekmesem mi falan oldum, böyle moralim o kadar bozuldu ki. Ama sonra hayır, yani bunu sizinle hem paylaşmak istiyorum hem gideceğimiz göreceğimiz, daha bir hafta buradayım. Bir sürü güzel yer var, onları da sizinle paylaşacağım. Bunu nasıl kibarca söyleyebilirim? Şöyle söyleyeyim. Phnom Penh nezdinde konuşuyorum. En azından bizim gördüğümüz yerler idrar kokuyor. Çünkü insanlar sokaklara yapıyorlar. Hani çok 3-4 kişiyi gördüm şu zamana kadar. Arzucuğum, neler yaşadık dünden beri? Korkuyorum hala bir şey olacak diye telefona. Vallahi neler oldu? Oldu zaten. Telefon gitti vallahi. Benim bütün bilgilerle gitti. Ama kurtardık bilgileri. Evet, ama dünden beri 4 saat, 5 saat herhalde kredi kartı bilgilerine uğraştık. İyi şu anda, ben iyi değilim. Ben bayağı böyle gittim ya, güme gittim yani. Ana oldu, ana olarak kaldı. Kaldın, evet. Aynen. Kaldı. Tuktuktayız şimdi. Tuktuktayız. Aynen, çok şirin, çok güzel. Telefon gidermiş bu. CM Rap'e mi geldik? Evet, şimdi Halide'ye tam başlıyor. Derdi Halide. Let the party begin. Çok beğendim. Sakin, temiz. Phnom Penh'den sonra bayağı şey. Evet, relaxing yani. İyi ki geldik buraya. Şu anda şeydeyiz. Night market, yani gece marketinde geziyoruz. Evet, aynen. Burada geziyoruz. İkimiz de Leyla gibiyiz biraz. Ya da ben öyleyim, sen de öyle misin? Ben de öyleyim yani. Uyuyacağız ama. Uyuyacağız yani. Aynen, bir geziyoruz yani. Sonra bir uyku çekeceğiz. Evet, şarkı. Rahat bayağı burası ama. Bayağı Phnom Penh bu arada aşırı derecede pis. Gerçekten size anlatamam. Çok çok pis ve egzoz dumanı özellikle. Sevmedim. Hani her yere idrarlarını yapıyorlar, evet. Biliyorsun ama yani onun çok dışında dolu. Çok biraz Hindistan'ı da bana anımsattı. Nereyi? Hindistan. Evet, demiştim. Sen de Bangladeş'ten daha iyi dedin. Bangladeş'ten daha iyi, Bangladeş daha kötü. Arzu Emirates'te 3 sene çalıştı. Dolayısıyla evet. Uçmadığın yer yok değil mi? Evet. Az birkaç yer var sadece. Arzu tuktukçuyla konuşuyor şimdi. Ne dedin Arzucuğum tuktukçuya? Bizim otelimiz yürüme mesafesinde diyor. Onu ben aldım. Nasıl bu arada yastık? Diğer tarafını da bir göstersene. Çok tontik değil mi? Ya. Günaydın. Bugün üçüncü gün. Burası gerçekten aşırı derecede hem güneşli hem de böyle biraz şey nemli, ama böyle hani üstümüzü yapış yapış yapar ya, kuru nem gibi ama yine de üstümüzü yapış yapış olur. Öyle bir hava var. Bu arada bikinimi giydim çünkü deli gibi sıcak ve Arzu havuzda. Ben böyle biraz kendime geleyim diye otelde kaldım. Odada daha doğrusu. Çıkacağım ama öncesinde size de bir bahsedeyim istedim. İki gece iki kişi $75 ödedik arkadaşlar. Bence burası yani net olarak pahalı Phnom Penh'e göre. Çünkü Phnom Penh aşırı ucuz. Gittim
Arzu'nun yanına Arzu bir adamla konuşuyor. Ama ne derin konular, ne konuşuyordunuz? Ay her türlü... Amerikalı, Portland'dan. Aynen, Portland'dan. Siyasetten başladık. Bu dizime girdik. Sonra... 2,5 saat falan konuştum, farkındasın. 3 saat falan konuştum. Evet, normalde hep gelir odaya. Ben odada zavallım, yatıyorum yani yatakta. Ben daldım yani. Sonra... Kamboçya'yla ilgili konuştuk. O şeyi bir söylesene yani. Hani dedin ya, nehirler aynen, zehirli. Aynen, buradaki zehirli çok dedi. Toksik. Kamboçya'da. Kamboçya'da nehirler çok zehirli, suları çok zehirli ve insanlar bebekleriyle kadınlar orada yaşıyorlar. Nehirde yaşıyorlar. Sudan, nehirden falan, suyu oradan şey yapıyorlar. Ve suda da bütün pislik, bütün pollution, bütün zehirli oraya şey yapıyorlarmış, kanalizasyon olsun, her şey. Ve o suyu içiyorlardı. Evet, onundan ondan yemek dolayı yapıyorlar, ölüyorlarmış. Bir tura çıkacağız, bakalım nasıl olacak ve nehir turu yapacağız. Birazdan nehire gideceğiz ama bayağı değişik yerler var. Bu arada bunlar Hindistan cevizi. Kırıyorsunuz, dün yedik zaten, içine dondurma konuldu. Kırıyorsunuz ve bildiğimiz Hindistan cevizi ortaya çıkıyor. Arzu, çok enteresan buralar. Her yeri gezmek istiyorum. Çok güzel değil mi? Kamboçya askeri düzenle yönetiliyor değil mi? Aynen, oteller, resorlar onların elindeymiş. Onlar yönetiyormuş. Onlar sahipleriymiş. Ordu yani yönetiminde Ordu, burası. Aynen. Ve şeyde de öyle, Myanmar'da da öyle. Myanmar'da, Tayland'da da öyle. Tayland'da da öyle. Ve de şöyle bir şey var. Valla Arzu'yla kaç gündür konuşuyoruz. Burada gerçekleri söylemek durumundayız da yani. Hani biraz böyle çok zeki değiller diyeyim Kamboçyalılar. Sen de biliyorsun. Ve... Yani anlamıyorlar yani. Anlamıyorlar. Beni de başka bir şey söyle. Anlamıyorlar. Bugün yani. Mesela şey oldu, hani örneği vereyim. Tuna, işte tuna balıklı sandviç aldı Arzu. Ben de vejetaryen olduğumu kaç kere söyledim. Arzu da anlattı. Ve hani İngilizceleri olmayabilir, onda okey ama no diyorsun. Hani sadece no'yu bilmen yeterli. Soğansız yapıp, hani soğansızı anlayıp şeyi anlamamışlar. Tuna balığı olmadan. Bu arada Angelina Jolie demek buraya gelmiş. Bakar mısın? Çok enteresan. Aa, şey, böcekleri yemiş. Ay evet. $5,000 alınabiliyormuş evler değil mi? $5,000 alınabiliyormuş. Ama herkes böyle oda moda falan yokmuş, bir odada kalıyorlarmış. Yani bir oda gibi böyle herkes orada uyuyor değil mi? Özel yerleri yoktu. Özel oda yok. Ama $5,000 pahalı tabii, $1,000 da var. Ve şey, gördüğünüz evler 12 kişi falan kalıyormuş. $1,000 olanlar mesela, çocukların kıyafeti yoktu yani üstlerinde, öyle değil. Bayağı şok oluyor insan, Allah çarpıyoruz şeyleri. Olumsuz özellik tek yani, o Kamboçya'da kaçınılmaz tek özelliği pis olması. Onun dışında her şey iyi. Evet, bence de. Bugün 4. gün ve şimdi adını söyleyemediğim Koker galiba, değil mi? Arzu da burada ama
Merhaba. Bilet aldık ve fotoğraflarımız var. Bu arada dün gittiğimiz, dün üçüncü günümüzdü. Orası Floating Village diye geçiyor. Yani yüzen kasaba diye. Anlatır mısın Arzu? Tabii ki anlatırım, seve seve. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Koker Piramit Tempeli'ne gidiyoruz. Bilet aldık, biletler ne kadardı? Bir ondan bahsetsene. Evet, şimdi bu 3 günlük tiket aldık. Bilet yani. Bilet yani. Ne için aldık onu? Bunu şimdi Angkor Wat içinde. Ve bu gideceğimiz bugün bir başka bir Koker değildi, başka bir temple. İsmini unuttum. Temple da manastır değil de işte. Hint ya, şeyiymiş. Hinduizm, Hinduizm. Hinduizm gibi bir inancına şey. İnancına bu arada galiba. Aynen işte orada onun tiketi de var bugün. Bir de bir tane piramit gibi bir temple bir şey var. Onu şimdi özel alacağız biletini. Evet, o ayrı $62 ödedik bu arada. Aynen, 3 gün için. Ve şeyi de söyleyeceğim. Dün gittiğimiz turda da dün biz ne yaptık? 18 verdik galiba. 18, 38 vermiştik. Beraber. Ha, bugün geldiğimiz turda da bu arada hani, tur rehberi ve arabaya $125 ödedik zaten. Bir de yarın Angkor Wat'a gideceğiz. Hani iki kişi için bu fiyatlar geçerli. Evet. Ve hani kısmetse şeyi izleyeceğiz. Güneşin doğuşunu. Çünkü 4'te falan kalkmak gerekiyor. Ve beni gerçekten fena çarptı bu hani hava değişikliği. Ona alışabilirsem Arzu kesin gider. Arzu'yu da bu arada Berlin vloglarından hatırlıyorsunuz. Evet, Berlin'den biraz daha ciddiydim bugün. Burada biraz daha güler yüzü. Gülümsüyor normalde. Evet, normalde çok gülümseyen birisiyim ama orada yorgundum sanırım, değil mi? Evet, öyle yorgundum. Şu arkamda gördüğünüz lava taşı. Bu en üstteki de şöyle göstereyim. Bu da kum taşından yapılmış diyor. Burası yani Kamboçyalılar, Vietnam ve Taylandlıları genel olarak çok sevmiyorlarmış. Sevmemelerinin en büyük sebebi özellikle Vietnamlıları savaş. Çinlilere karşı hani tamamlar böyle. Çok turist gelmesini istiyorlar buraya. Çok fazla turist gelmiyormuş. Özellikle bu Amerika'da kriz çıktığından beri, ekonomik kriz. Hani Amerikalılar gelmiyormuş ve Kamboçyalılar en çok Amerikalıları seviyor. Neden diye sordum. Çünkü onlar işte turizm getiriyor, çok para getiriyor dediler. Bu arada Vietnam zamanında burada iç savaş yaşanmış. O zaman hani Vietnamlılar Kamboçya'yı istemişler ve Kamboçyalıların yerine Vietnamlılar gelmek istemiş. Yani Kamboçyalıları öldürmüşler işte. Ve özellikle o dönemlerde çok fazla okuyan, bilen, işte üniversiteye giden, eğitim gören hani insanlar öldürülmüş ki ne olduğunu diğerleri anlamasın diye. Genel yemekleri pilav zaten. Hani pirinçten geçiniyorlar. Her yerde yani 4'te 3 ana kaynaklarının pirinç. Tatlı olarak ne yiyorsunuz diye sorduğumda her evde mango, Hindistan cevizi ve muz ağacı var dedi. Hani direkt meyveleri söyledi. İşte we are not burger people dedi. Hani o onun için böyle zenginlik ifadesi benim anladığım kadarıyla. Gördüğünüz alın teri gerçekten özdüm yani. Çok güzel. Çok 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 güzel. Çok. İyi ki geldik. Evet. Burada böyle durmalı zaman. Sen Phnom Penh'i sevdin mi? Doğru söyle ama. Hayır. Sevmedin. Aynı sebeplerden ben size zaten anlattığım gibi. Siem Reap'in nesi güzel onu da sen söyle. Siem Reap'i ben daha sakin buldum, temiz buldum, İnsanlar yeşil buldum. İnsanlar daha iyi. İnsanlar da daha iyi. Daha şükrediyorlar bence. Evet. Trafik ama yok. Ama şükretmelerinin nedeni de şeymiş hani çok uzun seneler iç savaş yaşadıkları için
çok mutlular yani. Artık bitti diye değil bitti mi? Bitti diye. Evet. İstemiyorlar artık. Bir de biz burada, siz ondan hiç bahsetmedim. Gerçekten ama gerçekten çok aç kaldık. Yani ben, yazık bana. Hani anlatamam size. Beni mahvetti Arzu. Ben de aç kaldım seninle. Ben geldim, ilk gördüm Arzu'yu. Zaten en az hani 4-5 kilo verdin sen dedim. İnanılmaz şey yapmış. Tabii Asya'da sen de böcek böcek yemiyorsun hani. Hep noodle yemiş. Zavallım benim canım. Yediğim sebzeli noodle ve 6 dolar. Tabii ki aşırı pahalı yani. Arzuyla yani. Hiç normal değil. Sen de şey noodle soup yiyorsun değil mi? Evet. Tavuklu, onunki de 6 dolar. Bilgi vereyim size. Bana günaydın, bize günaydın Arzu'yla. Böyle. Yarın 6. gün, gün doğumunu izleyeceğiz. Sonra da hayırlısıyla Phnom Penh'e geçiyoruz. Çünkü 7. gün uçacağız. Yani ben burada bir hafta, tam 7 gece kalmış oluyorum. Tabii Arzu'nun 4 hafta. Bir ayı doğmuş oluyor. O 12 Aralık'ta Tayland'a gitti. Ben geldiğimde Kamboçya'ya geçti. Sabah 6.10'da galiba Phnom Penh'den de Bangkok'a uçacağız. Başlıyoruz turumuza. Şu an saat burada 10.30 civarı. Sabah. Şöyle görebilirsiniz. Nepal'de bir tapınak var Arzu. Maymunlar var hep orada. Burada hiç yok. Geliyorlar, senin saçını çekiyorlar, yemeğini alıyorlar. Monkey Temple. Bunlar da büyük ihtimalle Shiva mı bilmiyorum ama. Shiva'ya tapıyor bu. Evet, bu Shiva'ya tapıyor ve koruyucular büyük ihtimalle şunlar. Yani 10. yüzyılda inşa ediliyor işte ve o zamandan bugüne değil mi 10. yüzyıl? Evet, 10. yüzyıl. Şöyle göstereyim. Hiç. Çok daha iyi olur. Ama önem vermiyorlar ki bence. Değer vermiyorlar. Tarihlerini de deli gibi önemsediklerini düşünmüyorum. Aslında çok değişik. Hem şükran duyuyorlar. Hem de önemsemiyorlar. Çok tuhaf. Evet, değil mi? Ve şimdi ikinci tapınağa geldik. Burası da aynı şekilde yapılmış, o yüzden çok gezmeyeceğiz. Hani aynı tuğlalar, 10. yüzyılda yine. Sadece şurada bir fil heykeli var diyeyim, onu göstereceğim size. Bilginiz olsun, zaten bir bilet aldığınızda 62 dolara 3 günlük hakkınız oluyor, öyle söyleyebilirim. Şimdi 3. yere geldik, 3. tapınağa gidiyoruz. Burada turistik yerler var şöyle. Demin bir müzik dinledik. Hayatlarını kaybeden bu mayınlarda diyeyim. Hatta Phnom Penh'de bunun bir yeri var. Yani yeri var derken hem müzesi var. Orada sergileniyor mayına basarak ölen insanlarla ilgili bilgiler. Hem de galiba mezarlıkları da var. Hatta oraya Arzu'yla bayağı gitmek istiyoruz ama kısmet olmayacak herhalde. Çünkü Phnom Penh'i dolaşmaya zamanımız olmayacak. Neyse, deminki müzik hani orada zaten fark ettiniz mi bilmiyorum, çektim. Hani birinin galiba ayağı yoktu, yaralanmıştı diğeri. Sanıyorum orada savaşanlardı. Arzu'nun size söyleyeceği çok önemli bir bilgi var. Arzu, sendeyiz. Burası şimdi görüyorsunuz, ağaçlar bazıları ölmüş. Şurayı söylüyor. Su dolu. Bunu insanlar nehirden suyu getirmişler buraya. Hı hı. Burada göl yapmak için burada turistlere boat trip
Yani turistler botla dolaşsın diye değil ve mi? Onlardan para alsınlar diye hani tickets. Yani her şey için. Turistler için aslında. Evet ve ama bu Kamboçyalı insanları çok şikayet etmiş. Kamboçyalılar istememiş bunu. İstememişler bunu. Onun için yapamıyorlar, yapamıyorlar ama su çok böyle enteresan. Kalacak yani. Ha, güzel aslında ama. Yemyeşilmiş ama burası. Yemyeşil. Doğaymış yani. Doğaymış. Ağaçlar hep ölüyor. Çünkü suyun içinde bu kadar kalamıyorlar. Gördüğünüz gibi. Dedim sonuçta baksana hep ölmüşler. Gördüğünüz tapınak Budist tapınağı ve 12. yüzyılın sonlarında yapılmış. Budist tapınakları bence daha güzel. Yani buna dayanarak söylüyorum. Bunu daha çok sevdim diğer gezdiğimiz tapınakları. De yalnız bugün aşırı sıcak, anlatamam size. Kobranın başını yemiyormuş. Okay. Okay. Vücudunu yiyormuş. And everyone in Cambodia, everyone in Cambodia eats it. Herkes yiyormuş arkadaşlar. Okay. Başı çok zehirliymiş. Thank you. Thank you. Şimdi pembe bir tapınağa geldik. Kum taşından yapılmış. Ve bir peder yaptırmış bunu. Yani Hintli bir peder mi denir artık, ne denirse. Şu anda bayağı komik bir durumda. Şeye gidiyoruz. Sun Rise'a yani. I can't see myself. Where is the light? Önümüzü görmeye çalışıyoruz da. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an güneşin doğumunu izlemeye gidiyoruz. Sip burada. Saat 5-5.30 değil daha. Birazdan güneşin doğumunu beraber izleyeceğiz Angkor Wat'ta. Çok komik bir adam. Birazdan yani güneşi doğurduktan sonra Angkor Wat tapınağına gideceğiz. Tapınağı gezeceğiz. Ve iyi ki geldik. Gerçekten manzara çok çok güzel. Ve saat 6.30 falan. Çok güzel. Yıldızlar gitti. Ya Kamboçya ile ilgili aklımdayken size iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, burada mesela tatlı soruyoruz. Tatlı yok yani. Ne ister, yani tatlı istiyoruz dediğimizde şey diyorlar, mango, papaya, kokonat. İkincisi de parayla ilişkileri açıkçası. Hani bana biraz fazla tırnak içinde kurnaz diyeceğim geldiler. Çok fakir oldukları için böyle hep sizden hani bir para isteme durumları var. Ama bu birazcık hani rahatsız edici bir boyutta. O iki gün bizimle olan tur guide'ımız, tur rehberimiz Meta galiba şey hani bizden bahşiş istemiş. Biz bilmiyorduk. O yüzden şimdi şu arkadaki Kamboçya kahvaltısı ne diye soranlara gelsin. Bu. Yani bize klasik kahvaltı verdiler işte. Şimdi Arzu bize bir kahve alıyor. Ardından da Angkor Wat Tapınağı'na gideceğiz. Orayı gezeceğiz. Bugünkü tur rehberimiz Sip çok esprili efendim. Aşırı derecede esprili. Yani kırıldık gittik bütün bu esprilerden. Tur rehberimiz bizi istemedi. Sim, I'm saying you don't want us. No, come on baby. Sip. Şimdi Sip'ten ayrılıp Sim'e geçiyoruz. Dur, nerede bu Sim? Your name is Sim, right? Sim, Sim. Evet, Sim. Üçüncü, our third. Üçüncü tur rehberimiz. Because çok yorgunmuş dediğine göre. Ama you are leaving us because you don't like us at all, değil mi? Bizi hiç sevmemiş, hiç istememiş. Maybe Sim will like us. Maybe Sim will like us.
Sim, umarım son umudumuz bizi gezdirecek. Our last hope, okay? Yeah, you are our last hope. Monk'la fotoğraf çekilmemiz yasakmış. Bir kadınla fotoğraf çekilmiyormuş. Ama tek başına çekebilirsin dedi ya da biriyle. Şimdi Taprom Temple'ına geldik, manastırına. 2007 yılında Tomb Raider filmi burada çekildi arkadaşlar ve Temple'ın diyeyim başında şey varmış, ağaç varmış, o çok enteresan dedi tur rehberimiz, size de göstereceğim. Arzucuğumla tatilimizin sonuna geldik. Evet. 7. günümüz. Bir haftamız bitti Arzu. Evet, bitti. Bana bir ay gibi geldi. Ben yani çok memnun kaldım. Ben de çok yani memnun kaldım. Yani her şeyiyle. Bütün kapkaçıyla, yaşadığımız tüm maceralarıyla çok. Evet, çok güzeldi. Gerçekten de. Bir Kamboçya seyahatimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Ve kapanışları çok sevmiyorum. Çünkü ne diyeceğimi bilmiyorum ben. Arzu ne diyelim? Ben hani de bilmiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz. Abone olun. Abone değilseniz de abone olursanız. Evet, seviniriz. Olsunlar mı? Olsunlar. Çok ilgi, çok güzel videolar var. Çok samimi. Ya, Kardelen çok severek yapıyor. Evet. Tüm kalbiyle tamam, yapıyor. Tamam, özen gösteriyor. Tanırım. Çok seviyorum. Ben de seni. Çok canım benim. Bunlar artık. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla. Bay bay. Rise yani. Çok komik bir adam. For TV? For YouTube. Do you wanna say hi? Hi. What's your name? Prom. Prom. Yes. And you are from Cambodia, yeah? From Cambodia. Cambodia'dan Prom. Prom. Okay, nice meeting you, Prom.